İDEF 2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı başladı. Fuar kapsamında firmalarımız yeni ürünlerini, kabiliyetlerini ve yeteneklerini bir sergiliyorlar. Bu kapsamda özellikle hepimizin merakla takip ettiği hava savunma sistemleri özelinde hem yeni ürünlerimizi hem de bilgilerimizi güncelleyelim istedim. Hazırsanız GZT Envanter başlıyor. ''90'larda Körfez Savaşı'nın ardından hava savunma sistemi eksikliğini hisseden Türkiye'ye o dönemde ABD'den gelen Patriot sistemleri konuşlandırılmıştı. Sonrasında alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyacının giderilmesi amacıyla ABD'den ikinci el olarak Hawk sistemleri ve İngiltere'den Rapier sistemleri satın alındı. Hisar hava savunma sistemlerini geliştirmeye başlamadan önce Stinger ortak üretim projesi için kurulan Roketsan, bu proje ile ve sonrasında başlattığı diğer projeler ile bilgi birikim ve tecrübesini katladı. Böylece Türkiye'nin alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyacının giderilmesi amacıyla alçak irtifa hava savunma füze sistemi projesi Hisar-A ve orta irtifa hava savunma füze sistemi projesi Hisar-O için ilk imzalar 2011'de atıldı ve Roketsan, Aselsan ve TÜBİTAKSEGE ortaklığında üretim çalışmaları başladı. Hava savunma sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan Siper ile Türkiye, hava savunması konusunda çok önemli bir eşiği yaşayacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüksek irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretildi. Hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek ve imha etmek amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan, Roketsan, TÜBİTAKSEGE iş ortaklığında sözleşmesi imzalandı. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde Atmaca füzesinde kullandığımız booster'ı Hisar RF füzesine takarak ve çeşitli değişiklikler ile beraber Siper Block 0 füzesi Hisar ailesi temelinden oluşmakta olup 75 kilometre menzile sahiptir. Siper ailesinin bir diğer füzesi olan Siper Ürün 1'in ise entegre sistem seviyesi atış testinde ilk defa röle alıcı ve çok fonksiyonlu atış kontrol radarı kullanıldı. Daha önceki testte Siper ile 100 kilometre menzile ulaşılmıştı ve ilk testte kullanılan AIRS radarına ek olarak son testte alçak irtifa radarı da sistem içinde kullanıldı. Hisar füzeleri hali hazırda çift darbeli itki sistemi sayesinde terminal safhada enerjisini arttırarak hedefine yaklaşıyor. Füzemiz ilk lançerden çıkarken birinci kademe motoru ateşliyor ve füze oradan kazandığı ivme ile beraber yola devam ediyor. Füzenin başlangıç ve ara safa denilen, yani hedefe doğru yönlenen ilk kısımlarda füzenin seyri birinci kademe motor ile yapılıyor. Terminal safa, yani füzenin hedefini takip edeceği ve vuracağı safhada ise aynı motordan ikinci kez itki sağlanıyor ve füze hedefini vurmaya çalışıyor. Tek kademeli motorlarda ilk atış anında motor çalışır ve motor bir süre sonra durur. Motorun ilk çalışma evresindeki ivme ile yola devam edilir. Hedef vurulana kadar çalışmaya devam eden bir motor yoktur. Çünkü füzenin içinde taşıyabildiği sınırlı yakıt miktarlarından dolayı o kadar uzun süre itki sağlayamazsınız. Dolayısıyla menzil uzadıkça ve hedefe yakınlaştıkça itkiniz azalır ve hedefi vuruş olasılığınız düşer. Hisar füzeleri hedefe yaklaştığında motorunu ikinci kez çalıştırarak hedefin vuruş olasılığını arttırmaktadır. Top ve füze yoluyla imhanın avantajlarını bir araya getiren GÜRS, birçok farklı alçak irtifa tehdidine karşı etkili bir şekilde kullanılabilecek. Anadolu Isuzu Seyit 8x8 araç üzerine kurulu tasarımda şu sistemler yer almakta. Parçacıklı mühimmat kullanılabilen 35 mm top, 4 adet Bozdağ veya Göktağ türevi alçak irtifa hava savunma füzesi, çok alçak irtifa hava savunma füzesi, atış kontrol radarı, 4 dizimli AES arama radarı. Daha yüksek hassasiyet ve uzun menzile sahip AES radarlarının 4 yana bakması sürekli 360 derece kapsama sağlayacaktır. Bir bataryaya paylaştırılan kabiliyetleri tek platformda barındıran hibrit hava savunma sistemleri, hava savunmada aynı anda 2 veya daha fazla katmanı kapsayabilecektir. Bu sistemler ayrıca kritik alanların, konvoyların savunması için hızlı konuşlandırma avantajında bulundurmaktadır. Aselsan ve TÜBİTAKSEGE işbirliğinde geliştirilen Gökdemir hava savunma sistemi İDEF 2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda göreceğe çıktı. Gökdemir fırlatma sistemi, ateş idare cihazı veya Hisar Atış Kontrol Merkezi üst komutasında hedef önlemesi yapacak. İntikale hazırlık ve mevzilenme süresi oldukça kısa olan Gökdemir, döner taret yapısı ile 360 derece tehdit imha kabiliyeti, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, veri bağı ile ara safa güdüm, füze yükleme platformu ve vinç sistemi, çok kullanımlı kanister ve telli telsiz haberleşme gibi birçok özelliğe sahip bulunuyor. Gökdemir fırlatma sistemi ilk atışlı testini Haziran 2022'de
Aselsan Ateş İdare Cihazı'na entegre olarak başarıyla gerçekleştirdi. Mobil Hava Savunma Sistemi Burç, muharebe sahasında hareketli ve sabit birliklerin hava savunmasında kullanılmak üzere Roketsan öz kaynakları ile geliştirildi. Ana silah olarak 2 adet dörtlü pot üzerine 8 adet Sungur hava savunma füzesi kullanan Burç, yardımcı silah olarak da 20 mm 3 namlulu top mühimmatı ile donatıldı. 4 adet AES radarına sahip olan sistem, 360 derece kule dönme kabiliyeti ile tam çevresel bir güvenlik ağı sağlıyor. GRIPC kontrolü ile komuta kontrol ağları ile haberleşmeleri sağlayabilmesinin yanı sıra hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol arayüzü dost düşman tanıma teçhizatı ile entegre olabiliyor. Sistemin harici bir erken ikaz cihazına bağlı olarak kullanılabilmesinin yanı sıra müstakil olarak kendi sensör sistemleriyle görev yapabilmesi sayesinde kullanıcıya çok maksatlı bir kullanım rahatlığı sağlıyor. Sabit kanatlı uçak, döner kanatlı uçak, insansız hava araçlarına karşı koruma sağlayan sistemin Sungur ile birlikte azami 8 km, asgari ise 500 metre etkili menzili ve 4 km irtifaya kadar ulaşma kabiliyeti bulunuyor. Aynı anda birden fazla hedefi 360 derece açıyla tespit ve takip yeteneğine sahip sistem, zorlu arazi koşullarında yüksek mobiliteye sahip olmasıyla da günümüz harp sahasındaki birçok ihtiyacı karşılayabilecek. Roketsan'ın prototip üretimini tamamladığı sistem, seri üretime hazır hale getirildi. Yüksek yerlilik ve millilik oranına sahip sistem, maliyet etkinliğiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında dost ve müttefik ülkelerin envanterinde yerini almaya hazırlanıyor. Radar, füze fırlatıcısı, atış kontrol merkezi gibi hava savunmanın ayrılmaz birer parçası olan sistemlerin yeni nesil iletişim olanakları ile dağıtık biçimde konuşlandırılabilmesi önemli avantajlar sağlıyor. Aselsan'ın Siper projesi için tasarladığı röle araçları ile belki birbirinden kilometrelerce aralıklar ile Siper füze bataryaları konuşlandırılabilecek. Böylece örneğin tüm araçların yakın nizamda konuşlandırıldığında 100 km menzili olan bir füze ile konuşlu alan korunurken dağıtık mimari sayesinde birbirinden uzak noktalara konuşlanan sistemler ile belki 200-250 kilometrelik bir aralığı savunabilme kabiliyetine sahip olunuyor. Benzer kullanım Hisar sisteminde de bulunuyor. Türkiye'nin sahip olduğu geniş coğrafya, elimizdeki imkan ve üretim kabiliyeti ve bütçe ile 500 kilometre menzilli bir füze yapmak yerine elimizdeki imkanlar ile haberleşme imkanlarını kullanarak çok daha geniş bir alanı bu dağıtık mimari konseptiyle koruyabileceğimiz gözükmekte. Hisar A artı, Hisar O artı, Hisar RF, Bozdoğan, Göktağan ve Siper füzelerinde kızıl ötesi algılayıcı başlık ve aktif radyo frekans arayıcı başlık gibi hedefi bulan başlıklar kullanılıyor. Füze hedefe yaklaştığı zaman illa hedefe çarpmak zorunda değil. Hedefin civarında patlayıp etrafında oluşturduğu şarapnel bulutu ile hedefe zarar verme ve hedef vuruş olasılığını yükseltme imkanı mevcut. TÜBİTAK SEKE tarafından geliştirilen lazer hedef algılayıcı yaklaşma tapası, Hisar Hava Savunma Füze ailesi ile birlikte Göktağan ve Bozdoğan gibi füzelere sunacağı katkılar ile bu füzelerimizin vuruş olasılığını yükseltecek bir etmen olarak dikkat çekiyor. Ayrıca TÜBİTAK SEKE tarafından bu sistemin yerleştirilmiş olması da gelecek açısından güzel bir gelişme oldu. Siper'in Blok 0 ve Blok 1 füzelerini gördük. İlerleyen süreçte daha önce kamuoyunda paylaşılmayan ve Hisar füzeleri üzerinden geliştirilmeyen, TÜBİTAK SEKE tarafından geliştirme çalışmaları tamamlanan Siper Blok 2 füzesini göreceğiz. İlk aşamada sadece hava savunan hedeflere karşı kullanılabilecek olan bu füzenin daha da geliştirilip antibalistik füzelere karşı kullanılabilecek olan ya da daha uzun menzilde hava savunan hedeflere karşı kullanılacak olan versiyonlarını da görme şansımız olacak gibi gözükmekte. Türkiye'nin insansız hava aracı üzerinden erken ihbar platformu geliştirme isteği mevcut. Aselsan'ın paylaştığı görsellerde havadan erken ihbar platformu olarak Akıncı ve hava savunma sistem bataryaları görülmekte. Sistem yapısının bu şekilde grafiklere kadar yansıtılması ve bu şekilde bir sistem kurgusunun sunulması geleceğe dair bizlere bu anlamda ciddi bir niyet ve istek olduğunu göstermekte. Dolayısıyla Türkiye'nin genel katmanlı hava savunma mimarisinde AESA radar ile teçhiz edilmiş havadan erken ihbar platformu olarak Akıncı'yı görmemiz şaşırtıcı olmaz. Fuarı gezdik, yeni ürünlerimizi gördük. Şunu sanırım sizler de fark ettiniz. Geliştirdiğimiz her bir sistem başka bir sistemin önünü açıyor. Geçmişte ambargo, ürün tedarik edememe gibi birçok problem yaşayan Türkiye artık kendi göbeğini kesmiş durumda. Bu kapsamda özellikle hepimizin merakla takip ettiği hava savunma sistemleri özelinde hem yeni ürünlerimizi hem de bilgilerimizi güncelleyelim istedim. Hazırsanız GZT Envanter başlıyor.